Evolution TV'ye hoş geldiniz. Bu programda uçucu yağların böcek kovucu ve öldürücü özelliklerini kullanarak nasıl ilaç yapabiliriz bunun üzerine durmak istiyorum. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların zararlar üzerinde toksit, uzaklaştırıcı, beslenmeyi engelleyici, gelişmeyi durdurucu bir takım özellikleri olduğunu biliyoruz. Bitkileri bu zararları uzaklaştırma ve öldürme konusunda bize yardımcı olabilecek bir potansiyellerin olduğunun farkındayız. Ancak bunu pratikte uygulamıyoruz. Uçucu yağlar iki etki mekanizması vardır. Birincisi kontak etki. Uçucu yağ direkt böceğin üzerine gelir, böceğin derisi vasıtasıyla içerisine emilir ve bu uçucu yağın içerisindeki etken maddeler böceği öldürür. İkincisi uzaklaştırıcı etki. Uçucu yağın içerisindeki bir takım etken maddeler böceği rahatsız edici bir takım kokular salgılar ve iriti olan böcek mümkün olduğunca o ortamdan uzak durmaya çalışır. Kullanılan uçucu yağın bileşiklerine göre tamamen buharlaşana kadar bu özelliklerini devam ettirir. Böcek öldürücü uçucu yağlardan birinci sırayı hardal yağına verebiliriz. Hardal yağı hamam böceğinden yaprak bitine kadar çok geniş skalada bir böcek öldürücü özelliğe sahip olan uçucu yağdır. İkinci sıraya sinole yağını koyabiliriz. Ondan sonra aşağı doğru yağlar sıralanacaktır ancak çok da içerikleri farklı ve ortak içeriklere sahip oldukları için çok fazla sıralama şansımız olmayabilir. Ancak biberiye, kekik, limon, portakal gibi yağlar da çok iyi bir şekilde böcek öldürücü özelliklere sahiptir. Okaliptus yağının da larvaları öldürecek özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Böcek uzaklaştırıcı etkiye sahip içerikli olan yağlar da vardır. Bunlar da nane, fesleğen, karanfil ve sedir yağıdır. Daha önce böcek öldürücü özelliklere sahip yağlar arasında saydığımız kekik yağı, ayrıca içeriğindeki timol ve kavrakol etken maddeleri sayesinde böcek uzaklaştırıcı etkilere de sahip bir uçucu yağdır. Böcek uzaklaştırıcı ve öldürücü olarak yapmayı düşündüğünüz ilaç içerisinde sadece bir tek yağ yer verebilirsiniz. İsterseniz farklı yağları da kullanarak ancak ölçülere çok dikkat ederek ve oranlarına sadık kalarak diğer yağlarla da karıştırma şansınız var. Mesela hardal yağını böcek öldürücü olarak saymıştık. Bununla birlikte okaliptus yağı da larva öldürücü özellikleri sahiptir. Diyelim ki bir solüsyon içerisinde 30 damla uçucu yağ kullanacaksak bunun 15'ini hardal yağı, 15'ini de okaliptus yağı kullanarak bir solüsyon hazırlama şansımız var. Veya bunun içerisine citronella yağı da koymak istersek 10 damla hardal yağı, 10 damla citronella yağı, 10 damla da okaliptus yağı kullanıp solüsyonumuzu hazırlama şansımız var. Ben burada bir tek yağ kullanarak bir solüsyon hazırlayacağım. Siz isterseniz başka yağları da bunların içerisine ilave etme şansınız var. Ancak ölçülere dikkat etmek kaydıyla bu yağları karıştırabilirsiniz. Çünkü dozaj her şeydir. Konsantrasyon azsa bir işe yaramaz. Çoksa bitkinize fitotoksit etkiler yapar. Hatta bitkinizi öldürebilecek bir noktaya kadar gelir. Bunun için bu özellikle yaptığınız ilaçlarda veya diğer gübrelerde veyahut da ne kullanıyorsanız kullanın, dozajları, seyretme değerleri, bunlar çok çok önemli şeylerdir. Öyle ya bunlar nasıl olsa doğal şeyler, hiçbir şey olmaz gibi bir mantık içerisinde hareket edip fazla koyarsak daha etkili olur şeklinde bir yaklaşımla bu tarz şeyler yapmayın. Bitkinize çok büyük zararlar verebilirsiniz, öldürebilirsiniz. Bunun için mümkün olduğunca dozajları çok iyi ayarlamak zorundasınız. Şimdi burada bir takım ölçü aletlerimiz var ama çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Milimlerle, moraliteyle, normaliteyle bunları bir kenara koyalım. Biz mümkün olduğunca verebileceğimiz ölçüler neyse, işte kaşık gibi, çay bardağı gibi bir takım, işte bu 1 litrelik bir şişedir. İçerisine 1 litrelik su koydum. Bunun gibi ölçülerle mümkün olduğunca çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Uçucu yağlar yoğunluk olarak sudan daha az oldukları için suyun içerisinde karışmazlar. Ancak bu tamamen karışmazlar demek değildir. Bir miktar içerisine karışacaktır. Ancak biz ilaç yapmak istediğimiz için bizim şartlarımızı karşılayabilecek bir karışma olma ihtimali çok da mümkün değildir. Onun için biz bir dispersan ajan kullanmak zorundayız.
Yani bu uçucu yağı önce bir başka bir şeyin içerisinde çözdürüp suyla beraber karıştırmamız lazım. Bu dispersan ajanlarda piyasadan alabileceğiniz ürünler de vardır. Alkol içerisinde de yapabilirsiniz. Alkol kullanmak istemiyorsanız evinizde her an bulabileceğiniz kolonya ile de bu işlemi yapma şansınız var. Ben burada bir solüsyon yapacağım. Ancak siz isterseniz konsantre bir sıvı yaparak bunu seyreltirip solüsyon elde edip bütün sistem içerisinde kullanma şansınız var. Konsantre sıvı yapmanızı öneririm çünkü ölçülendirmek orada biraz daha basittir. Biraz daha fazla ölçüler kullanacağınız için çok daha rahat edebileceğiniz bir hesaplama sistemi karşınıza çıkar. Solüsyonda bir parça daha hassas ölçülere ihtiyaç olabilir. Onun için size tavsiyem bir konsantre sıvı oluşturmanız. Daha sonra bunu seyrelterek bir solüsyon oluşturarak bitkilerin üzerine atmanız. Şimdi solüsyon oluşturmak için bize neye ihtiyacımız var? Saydığımız yağlardan herhangi biri. Böcek öldürmek mi istiyorsunuz yoksa böcek uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Ona göre belirlersiniz. Hangi amaca hizmet etmesini istiyorsanız o yağı kullanırsınız. Böcek öldürücü bir solüsyon hazırlamak için neye ihtiyacımız var? 1 litre suya ihtiyacımız var, alkole ihtiyacımız var ve ben biberiye yağ kullanıyorum. Bir uçucu yağ ihtiyacımız var. Şimdi biz bunu öncelikle alkolün içerisinde eriteceğiz. Bu şeyi kullanabiliriz. Ne demiştik? Bir kaşık, bir yemek kaşığı alkol. Bir kaşık alkolümüzü bardağımıza koyduk ve 30 damla biberiye yağımızı içine damlatıyoruz. Fark edebiliyor musunuz bilemiyorum ancak yağ tamamen alkol içerisinde çözünmedi. Bunun için bir kaşıkla şöyle iyice eriterek alkolün içerisinde tamamen karışmasını sağlıyoruz. Alkolün içerisinde tamamen çözdürdüğümüz yağımızı suya ilave edelim. Farkındaysanız beyaz bir yapı oluşmaya başladı. İyice şöyle karıştırabiliriz. Bu bizim solüsyonumuz. Şimdi bunu biz herhangi bir fısfısın içerisine koyup bitkilerimizin üzerine atabiliriz. Deneme bitkimizi de çekelim yanına. Şimdi biz bu ilacı atarken pülverize şeklinde atacağız. Yani bir tamamen bitkinin her tarafına gelebilecek bir şekilde, altlarına, üstlerine, her noktasına gelebilecek şekilde atmamız lazım ki İçerisine özellikle okaliptus koyduysak sağda solda saklanan larvaları çok iddia etmeyelim ama bir parça etkili olabilecektir. Bazı yumurtaları da çatlatabilecek, ortadan kaldırabilecek bir takım özelliklere sahiplerdir ama çok iddialı olmayalım o konuda. Larvaları ve böcekleri bu şekilde öldürme şansımız olur. Bir de örümceğimiz varmış. Burada örümcek ağ yapmış ama şansın artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde tamamen bitkimizi yıkarsak biz bu böceklerden mümkün olduğunca uzak durma şansımız olur. Her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Bütün videoların altında açıklama kısımlarını okursanız o video ile ilgili olarak video içerisinde veremediğim birçok detaylı bilgileri de orada verme şansım olur. Bazı formüller de var orada. Yapabileceğiniz başka solüsyonlar da var. Kendi vücudunuz için de kullanabileceğiniz bir takım böcek kovucularını da anlatmaya çalıştım. Başka yağların özelliklerini de daha detaylı vermeye çalıştım. Açıklama kısmında okursanız hem yağlarla ilgili, içerikleriyle ilgili böcek kovucu ve öldürücü özelliklerini anlayabilme şansınız olur. Hem bu
formülü hem de konsantre sıvıyı nasıl yapabileceğinize dair bilgiler bulma şansınız var. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.